Kimisi dünyanın en tehlikelisi, kimisi dünyanın en güvenliklisi. Neyden mi bahsediyorum? Tabii ki de hapishanelerden bahsediyorum. Bu videoda bunların hiçbirisi anlatılmayacak. Dünyanın en büyük hapishaneleri anlatılacak. Amerikan haber sitesi Insider, dünyanın en büyük 7 hapishanesini açıkladı. En büyük hapishaneler listesinde Türkiye'den de bir tane hapishane var. Kimisi 10.000 kişilik, kimisi 30.000 kişilik, kimisi de 40.000 kişilik. Bu hapishanelere gelin başlayalım. Dünyanın en büyük hapishanesi Amerika kıtasındaki El Salvador'da bulunuyor. Bu hapishanede 40.000 kişi yatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu hapishanede 40.000 tutuklu kalıyor. Uyuşturucu çetelerine karşı yapılan bu hapishaneyi bile 1.000 kişi koruyor. 2023 yılında açılan bu hapishaneye binlerce çete üyesi ülkedeki diğer hapishanelerden bu hapishaneye taşındı. Saçları kazınan ve beyaz şort giydirilen yaklaşık 2000 sanık, 40.000 kapasiteli yeni hapishaneye götürüldü. Bu hapishane bir vadide kuruldu ve 166 hektarlık alanı kaplıyor. Dünyanın en büyük hapishanelerinin altıncısı ise Türkiye'de bulunuyor. Resmi kayıtlara göre 11.000 kişilik kapasitesiyle sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük hapishanesi olan Silivri Cezaevi, yeni adıyla Marmara Cezaevi, listede 6. sırada yer buluyor. 2008 yılında yapılan bu hapishanede 8 adet ceza infaz kurumu vardır. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili ve Avrupa'nın en büyük cezaevidir. 2022 yılında Silivri Belediye Başkanı, ilçenin imajını zedelediği gerekçesiyle cezaevinin adını değiştirilmesini istedi ve Silivri Cezaevi'nin yeni adı Marmara Cezaevi oldu. Dünyanın en büyük hapishanelerinden biri olan Filipinler'deki 12.000 kişinin kalmasına uygun şekilde tasarlanan hapishanede şu an 36.000 kişi yatıyor. Filipinler Üniversitesi'nin hazırladığı raporda, bu yoğunluktaki bir hapishanede 10 kişi için tasarlanmış hücrelerde 80 ila 100 mahkumun yatmak zorunda olduğuna dikkat çekilmişti. Bir diğer en büyük hapishane, Çin'in Uygur bölgesinde yer alıyor. Uygur bölgesinde 10.000 kişilik hapishane var. Ancak Çin, gizlilik politikaları nedeniyle, bu gözaltı merkezinde ya da Çin'deki diğer hapishanelerde toplamda kaç kişinin olduğunu kesin olarak belirtmiyor. Hapishanedeki mahkumlarının çoğunun Uygurlardan oluştuğu düşünülüyor. İnsan hakları örgütleri, bölgedeki yaklaşık 1 milyon kişinin zorla, toplama kamplarına ve hapishanelere yerleştirildiğini öne sürüyor. Bir sonraki hapishanemiz ise Amerika'da yer alıyor. 10.000 kişilik bu hapishane Houston eyaletinde Texas şehrinde yer alıyor. Hapishanedeki kötü şartlardan kaynaklanan salgın hastalıklar nedeniyle geçen yıl 28 mahkum yaşamını yitirmişti. Bu yıl Şubat'ta ise 4 mahkum daha öldü. Güney Asya'daki en büyük hapishane olan Hindistan'ın başkentindeki Tihar Hapishanesi, 10.026 kişi kapasiteye sahip ama hapishanede yaklaşık 20.000 tutuklu yatıyor.